İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özgür Çengel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Özgür Hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Gençlerin kafası karışıyor. Biz biraz daha fazla karıştırıyor olabiliriz. Evet. Bazen böyle bütün seçenekler aynı anda denk düşmeyebiliyor. Yani evet. Mesela şimdi biz şöyle bir şey hazırladık. Kendine sordun mu? Hangi alana ilgin var? Bir sorsun. İleride ne yapmak istiyorum? Net olmayabilir değil mi? Bu yaşlarda hedefimiz evet. Çok net olmayabilir. İsteğimle yeteneğim uyuşuyor mu? Ve bu bağlamda hangi bölümler bana göre? Şimdi bu doğru bir sıralama mıdır? Siz evet. Bu listeye neleri eklemek, neleri çıkarmak istersiniz? Şimdi Görkem Hanım, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kafalar karışık, çok doğal. Hı hı. Arkadaşlarımız genç. Ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Ömürleri boyunca ne iş yapmak istediklerini bilmiyorlar. Hı hı. Öncelikle bilgi ve becerilerini çok iyi analiz etmeliler. Hı hı. Şu yüzden önemli. Çünkü 4 yıl boyunca bu aday öğrencilerimiz o bölümü okuyacaklar ve sonrasında inşallah maalesef demezler ama diyecekler ki ben keşke bu bölümü okumasaydım. Hı hı. Malumunuz sizler çok daha iyi bilirsiniz. Türkiye'de yapılmış araştırmalar var. Bir bölümü okuyorlar ama bambaşka bir iş yapıyorlar. Mutsuz bir şekilde okuyorlar ve bir iş hayatına atılıyorlar. Ve kendilerini bambaşka bir yerde buluyorlar. Bazen de işsiz kalıyorlar. O işleri yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla sizin de programınızın adı çok önemli. Yolun başındayken ne yapmak istediklerini anlamalılar. Hmm. Veliler tabii ki yönlendirsin. Uzmanlar tabii ki yönlendirsin. Ancak şunu söylemek istiyorum. Siz en iyi kendinizi kendiniz bilirsiniz. Dolayısıyla ben ne yapmak istiyorum? Ben kendimi 10 yıl sonra nerede görmek istiyorum? 20 yıl sonra ne iş yapmak istiyorum? Bunları tabii gençler bilinçli bir şekilde araştırmalı, öğrenmeli, üniversiteyi ziyaret etmeli. Dolayısıyla biz İstanbul Galata Üniversitesi olarak İstanbul Galata Üniversitesi bambaşka bir gelecek dedik bu sene. 6 esasında çok dolu. Çünkü biz 4 alanda sanat, sosyal, spor ve sağlık. Evet. 4 alanda uzmanlaşmaya gidiyoruz. Bu aslında şunu ifade ediyor. Biliyorsunuz ben üniversite yıllarımda çok genel geçer bölümler okuyanlar gördüm. Ben de onlardan biriydim. İşletme mezunuydum ben. Herkes işletme mezunuydu o ara vardı. Değil mi? Şimdi çok o zamanlar biliyorsunuz Görkem Hanım, babamıza sorardık, annemize sorardık, yakın çevreye sorardık. Ne okuyayım? İşletme oku, çok para kazanıyorsun. Evet. Hatta bazı popüler üniversiteler vardı biliyorsunuz. Tabii. Orada işletme okurdunuz. Gerçekten o dönemin şartlarında çok iyi bölümlerdi. Hmm. Biraz analitik kabiliyetiniz varsa bu sefer dönerdiniz, mühendislik okurdunuz. Ama şimdi dönem o kadar değişti çok ki. Çok çeşitli. Belki bugün bahsederiz biraz. Geleceğin meslekleri de bambaşka oldu. Dijitalleşme olduğu... Işte onlara inanıyor musunuz? Geleceğin meslekleri diye bir şey olduğuna inanıyor musunuz? Geleceğin dönüşen meslekleri tabii var ki var. Diyorsunuz. Mesela en basitinde artık bütün mesleklerin önüne E koymaya başladık. Hmm. Elektronikleşme, e-ticaret, sanallaşma, yönetimi. E-ticaret. Evet. Yani işte sanal gerçeklik, artırmış gerçeklik. E-spor. Her şeyin başına bir E geliyor. Metaverse'ler. Ama bakınız o dönemlere. Bir dönem vardı, çok iyi hatırlayacaksınız. İnternet geldi, vay dedik. Ondan, ben hatırlamam, ondan... internete doğdum ben yeni kuşağım. Ama öyle onu bilenler yok, tabii, biliyor. Tabii hatırlıyorum hocam, yani, espri yapıyorum. Ondan öncesinde bir bakıyorsunuz hani kredi kartları kullanımları bile. Hı-hı. Bir baktılar insanlar, Allah Allah dediler, biz plastik bir parçayla nasıl alışveriş yapacağız? Ama insanlar alıştı. Sektörler dönüştü, evet. Meslekler dönüştü. Sonra bir baktık işte bu pandemi sonrası, İşte binaların, esas da böyle devasa binaların bir işe yaramadığı, insan maliyetlerini düşürmenin çok daha önemli dönüşebilen olduğu... Dönüşebilen mekanlar tasarlayalım dedik. Dönüşebilen mekanlar, insan maliyeti yerine işte daha nitelikli, otomasyona gidilecek, işte hani böyle insan maliyetlerini düşürecek bir sürü modeller olmaya başladı. Tabii meslekler de değişmeye başladı. Yani peki hocam, meslekler değişse de, alanlar değişse de, sektörler krize girse de her daim ayakta kalmak için üniversiteler çocuğa ne vermeli bugün sizce? Üniversiteler şunu bilmeliler. Biz İstanbul Galata Üniversitesi olarak bunun ciddi araştırmalarını yaptık. Dolayısıyla biz uzmanlaşmayı ve meslek edindirme politikasını benimsedik. Çünkü yani birçok, biliyorsunuz, malum sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Çok saygın üniversiteler var. Çok bölümler var. Çok fakülteler var.
ama kafa karıştırıyor. Biz İstanbul Galata Üniversitesi olarak bir butik, tematik bir üniversite olmayı hedefledik. Ve işte biraz önce bahsettiğim gibi o dört alanda, sağlık, spor, sanat ve sosyal alanlarda, ama genel bölümler olarak değil. Bu önemli, bunu da müsaadenizle vurgulamak istiyorum. Özel ve uzmanlık alanı olan uzmanlık bölümler. Uzmanlık alanı derken şunu mu anlayalım? Mesela işte bazı alanlardan mezun oluyorsunuz. Evet. Aslında meslek seçmiyorsunuz bölüm seçerek. Ama bazıları öyle ki mesela fizyoterapi bölümünü okuyorsunuz. Mezun olduğunuzda ne yapacağınız biraz ortada. Fizyoterapist oluyorsunuz. Evet. Ben de aynen bunu söylemeye çalışıyorum. Bizde zaten okuduktan nitekim bu bölümler var. Okuduktan sonra mesleği belli olsun diyorsunuz. Evet. Şimdi genelde Türkiye'de ön plana çıkan bu dört tane alan var. Tamam. Ama bu dört tane alanın içinde mesela bizde yönetim bilişim sistemleri bölümümüz var. Esas da ona bir işletme, eski klasik anlamda işletme bölümü diyebilirsiniz. Ama günümüzde o kadar işletme mezunu oldu ki biraz önce başlangıçta konuştuğumuz gibi artık biraz uzmanlaşmak, biraz meslek edinmek, işte ben bu alanı biliyorum, ben bu alanın uzmanıyım diyebilmek lazım. Keza işte dediğiniz gibi fizyoterapi, bizde çok iyi bir laboratuvar olan, hatta bu senede teknik olarak laboratuvarlarımızı da açıyoruz, sağlık bilimleri fakültemiz var ama bu anlamda biz uzmanlaşmaya giden ve mezun olduktan sonra meslek edinebilecek bölümlere girdik. Burada tabii ki sağlık, sanat, sosyal ve spor önemli geniş alanlar. Ama bunların altında uzmanlaşma gerektiren işte dediğim gibi fizyoterapi, anestezi, tıbbi görüntüleme, ilk acil yardım, aşçılık gibi, gastronomi gibi, bölümler psikoloji var. Gibi, yönetim bilişim sistemleri gibi. Bu alanlar gerçekten önemli alanlar ama yani hani bu alanlarda uzmanlaşmak ve şunu da biz Galata Üniversitesi olarak görüyoruz. Öğrenciler işte biraz önce bahsettiğiniz mezun olduktan sonra ben ne yapacağım, hangi alanda çalışmalıyım diye bize soruyorlar. Tanıtımlara geliyorlar ama şimdi meslekler hazır oluyor. Yani dolayısıyla bölüm mü meslek mi? Evet. Kesinlikle meslek olarak ama tabii o mesleği sevmesi lazım ve mezun olduktan sonra da zaten yani sadece diploma değil. Ya ama bazı bölümlerde bir şemsiyedir, yani bir ortak paydadır. Mesela bizim alanlarımız da öyle değil midir Sayın Hocam? Sizin de hani değil mi? İletişim, pazarlama. Evet. Şimdi baktığınızda bu alanda da öyle bir eğitim alır ki her yerde çalışabilir. Yani istediği yolu seçebilir. Tabii. Her zaman böyle uzmanlaşmayla başlamasa da sonradan gördükçe, tanıdıkça, geldikçe. Şimdi stajyerler geliyor bize. Şu binanın içinde deneyimleyebileceği o kadar şey var ki hani editörlük bambaşka bir iş. İşin kurgu tarafına geçebilir. Bambaşka bir şey. Biraz da görerek sahada öğreniyor değil mi? Uygulama ama, çok önemli. Ama biz uygulama da işte bir başka açıdan da biz tam da ona geliyordum müsaadenizle. Biz tamamen uygulamaya da dönüyoruz. Yani bu alanlar hani biraz önce bahsettiğimiz alanlar tamamen hani teorik çok önemli, literatürü çok önemli ama uygulamaya dönük. Tamam. Yani pratiğe dönük alanlar. Çünkü biz Türkiye'de bunu da geçmiş dönemlerde gördük. O kadar kitap okuyorlar, o kadar ezberliyorlar, o kadar ama hayatın dışında oluyor. Yani hani biz dolayısıyla birinci sınıftan itibaren bütün öğrencilerimizi stajlara, firma ziyaretlerine gönderiyoruz. Bir başka açıdan da bizim akademik kadromuzda hem akademisyen olan hocalarımız var, öğretim üyelerimiz var. Ama bir o kadar da sektörden gelen, hani sektör bu böyle olur. Evet, kitabi olarak böyledir. Ama yani gerçekte yani biz bu işi böyle yapıyoruz diyenler var. Çünkü malum Türkiye'de yine bir problemdir bu. Özel sektör ve üniversite hep işbirliği deriz ya biliyorsunuz. Evet. Ama özel sektör üniversiteden çıkan çıktığı pek hani uygun görmezler diyelim. Çünkü bizim istediğimiz kıvamda değil derler. Üniversitedekiler de özel sektördekiler bir uyum içinde olmazlar. Dolayısıyla biz üniversite özel sektör işbirliğini gerçekten yapmaya çalıştık ve bu konuda başarılı olduk. Çünkü bu programlar kaç yıl oldu hocam? Galatasaray Üniversitesi hayata öğrencisini alalı kaç bu yıl sene oldu? Üçüncü senemizdeyiz. Bu İlk sene 620 öğrenciyle başladık. Bu sene 1700 öğrencimiz var. Galata'dasınız değil mi? Galata'dayız evet. Yerimiz Galata'da. Üniversitemizin adı da İstanbul Galata Üniversitesi. Dolayısıyla bu çünkü bazen farklı olabiliyor o yüzden merak ettim. Ama tabii Galata'nın da çok ciddi biliyorsunuz tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel inanılmaz bir tarihçesi var. Dolayısıyla biz bunu da müfredatlarımızda anlatıyoruz, açıklıyoruz. Öğrencilerimizin global bir vizyona da sahip olmasını istiyoruz. Nasıl? Yani nasıl yapacaksınız bunu? Uluslararasılaşma dediğimiz konunun altını dolduruyoruz. Biz birçok üniversiteyle anlaşma yaptık ve 3. yılımızda olmamıza rağmen öğrenci nüfusumuzun %25 kadarı yabancı öğrencidir. Yani 1700 öğrencimizin 400'e yakını yabancı öğrencidir.
Evet. Tabii kültürel değişim, çok kültürlük, bu temalarımız da var bu arada. Bunları da vurgulamak isterim. Çünkü hoşgörü kültürü, nezaket kültürü, uluslararasılaşma, yabancı kültürleri anlayabilmek, bunlar da esasında eğitim modelimizin temel bileşenlerinden. Yani biz hem pratik eğitim yapmak istiyoruz, hem bir dünya vatandaşı olmalarını istiyoruz bu öğrencilerimizin. Çünkü biliyorsunuz günün sonunda, hani biraz önce söylediniz, evet klasik bölümlerden mezun oluyorlar ama şunu da görmek lazım bence. Herkes her şeyi aynı mükemmellikte yapıyorsa sizin bir farkınız olması lazım. Bir farkınız ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz üniversiteden binlerce, on binlerce öğrenci mezun oluyor. Şimdi siz bir işveren olarak düşünün. Hangisini seçeceksiniz? Müfredatlar aynı, benzer. Kolay adapte olan, bir farklı bir şey yapmış olan, bir farklı vizyonu söylediğini olan. Söylediğini kolay anlayan, kendinden bir şey koyabilen. Bir farklı bakış açısı olan. Özgüveni olan. Yani biz işte bu niteliklerde eğitim sistemimizi kurguladık ve yani bu senede mezunlarımızı verdik. Meslek yüksekokulumuz 200 kadar mezun verdi. Hepsinin yolu açık olsun. Şimdi onları da gördüm, takip ettim. İyi de işlerde de çalıştıklarını görüyorum. Yani hani meslek edindirme dedik ya biraz önce. Evet. Gerçekten onların bir ellerinde bir diploması olduğu kadar bir mesleği de var. Dolayısıyla yani inşallah bu yolla da devam ederler. Yani o aslında öğrenme tutkusunu, isteğini gencin içine koymak mesele değil mi? Evet. Yoksa sadece dersten öğrenmiyorlar. Hani bugün bildiğimizin, size sorayım, bugün bildiğinizin kaçını derslikte öğrenmişsinizdir? Ben size şöyle ifade edeyim. Ben daha da biraz detaya gireceğim. Ben 97 yılında mezun oldum üniversiteden. Bana sorarsanız ben iyi bir üniversiteden mezun olduğumu düşünüyorum. Hangisi? Ama yurt dışında, ben Amerika'da öğretim gördüm. Ama biliyoruz oraları da söyleyin. Florida Üniversitesi. Ama şöyle, sizin dediğinizi teyit edeceğim. Bana sorarsanız hangi dersleri aldın, ne okudun hatırlamıyorum. Ama yani çok iyi bir eğitim aldım. Ama belki arkadaşlarınızı etkileşimi, ufkunuzu açan hocaları. O ufku açan, o vizyonu hatırlıyorum. O bakış açısını hatırlıyorum. O insanlar, değişik iletişimi hatırlıyorum. Değişik kültürleri tanımlamayı hatırlıyorum. Edindiğiniz deneyimi ya da yarattığı duyguları. Evet, aynen. Dolayısıyla üniversite bir tabii müfredat olduğu kadar bir deneyim. Yani bir tecrübe. Ama tabii yani Türkiye'de bence ilk yıldan itibaren iş hayatıyla entegre edebilmek lazım. Çünkü bence bu da büyük bir problem. Üniversite öğrencileri 4 yıl boyunca ben öğrenciyim. Ben sadece öğrencilik yaparım diyor. Ama özel sektörde öyle düşünmüyor. Özel sektörde diyor ki 4 yıl sonrasında ne tecrübem var diyor. Dolayısıyla birinci sınıftan itibaren gerçekten ben buna inanarak söylüyorum. Bir şekilde öğrencilerin stajlar olsun, ziyaretler olsun, ücretsiz çalışmalar olsun, o iş dünyasını koklamaları, hissetmeleri lazım. Aksi takdirde işte dediğimiz problem ortaya çıkıyor. 4 yıl sonra öğrenci mezun oluyor. Ortalaması da çok iyi. Ama işveren diyor ki teşekkür ederiz ama işte tecrüben yok. Hani önceden şey var, diplomayı alıyor, sonra diyor ki ne eksik, hadi bir dil eksik onu tamamlayalım. Ne eksik, şu eksik, hadi bir sertifika programı. Şimdi artık yeni dünya düzeni diyor ki okurken çalış, çalışırken oku. Evet. Değil mi? Sınırlar kalksın. Hani evet. Böyle çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Hem oku hem gez. Gezerken oku, okurken gez. Evet. Yani hani bu artık daha hayatın içinde olmanızı bekliyoruz. Ama bu şu demek de değil, değil mi Sayın Hocam? Yani iş dünyasına hazırlık olarak bakıp en güzel de yıllar yani. Bir uzansın böyle çimlere, o böyle boş vakit denen şeyin bizim keyfini de çıkarsın. Bizim İstanbul Galata Üniversitemizde misyonumuz şu: mutlu bireyler yetiştirmek. Bunu özellikle koyduk. Çünkü mutluluk olmayınca, aynı zamanda mezun olduktan sonra işini severek yapmıyorsan, ne kadar önemli bölümde okursan oku, ne kadar iyi bir mesleğin olursa olsun, evet, niteliğine uygun değil. Yani hani işin başındayken, yolun başındayken hani bunları bilmek lazım ama yani işte bu gençlerin biraz da bilinçlenmesi gereken bir konu. Çok görmeleri lazım, üniversitede araştırmaları lazım, üniversiteler onlara ne sunuyorlar. Biraz önce ifade ettiğim gibi sadece müfredat olarak değil, sadece işte hani o işte hani biliyorsunuz işletmede, iletişimde, mühendislikte okutulan zaten dersler bellidir. Ama o kadar basit değil bu iş. Bunun dışında hani global bir vizyon sağlamak, işte biraz önce bahsettiğim gibi çok kültürlü bir ortam, dünya vatandaşı olmak, başkalarını anlayabilmek, girişken olabilmek, projede odaklı olabilmek ve yani hani uygulamaya dönük, hep diyoruz ya pratiğe dönük ve yani çünkü gelecekte her şey değişiyor. Dinamikler de değişiyor. İşte dediğimiz gibi biraz önce konuştuk, geleceğin meslekleri de değişecek. Yani hani en basitten söyleyeyim, pandemi döneminde
Biz nelere adapte 3-4 olduk? 3-4 tane meslek söylesenize çok kısaca. Geleceğin meslekleri deyip 3 kere vurgu yaptınız. Sağlık alanında. Sağlık alanlarında, çünkü insanlar yaşlanıyor. Sağlıktaki tüm alanlar gelişecek, tamam. Ve bütün hizmet sektörü biraz da sanala geçecek. Bunu gördük biliyorsunuz. Dijitalleşecek tamam. Ve sanallıkta çok fazla olacak. Yani sağlık sektörü de özellikle vurgulamam gereken her daim gözde alanlardan biri sağlıkta gerçekten. İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özgür Çengel. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Birazdan gönlünde tıp eğitimi olan adaylar bizi kaçırmasınlar. Tıp eğitimini konuşacağız.